Bugün 1,4 milyon varil her gün Kazakistan yurt dışına ihraç edebilme kapasitesine sahip. Kömür açısından %4'lük bir rezerve sahip. Doğalgaza baktığımızda %1'lik bir rezerv var. Petrole baktığımızda %3'üne sahip Kazakistan. Eğitim kurumlarında, resmi kuruluşlarda, her ne kadar parlamentoda olmasa bile bu anlamda bir kural söz konusu, hala bu dilin kullanıldığını söyleyebiliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hocam bugün sizinle biraz Orta Asya'ya doğru bir kısa yolculuk yapmak istiyoruz. Kazakistan'dan bahsedelim istiyorum. Kazakistan neden önemli? Enerji kaynaklarının uluslararası ilişkilerdeki payı nedir? Nasıl yönetilir? Toplum yapısı nasıldır? Bunları değerlendirmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Kazakistan tabii Türk dünyasının bir yıldızı. 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Enerji kaynaklarından bahsettiniz, öyle bir giriş yaptınız. Gerçekten çok şanslı bir devlet olduğunu söyleyebilirim. Petrol kaynakları, doğalgaz kaynakları, kömür. Bunun dışında çok değerli mineralleri de barındırıyor. Uranyum, altın, demir, krom gibi. Bu değerli minerallerle, bu enerji kaynaklarıyla aslında zengin bir ülke. Şimdi enerji kaynaklarından bahsederken rezerv çok önemli. Rezervin yanında üretim bizim için önemli. Bunun dışında da ihraç edebiliyor mu? Çünkü eğer bir ülke ihraç edebiliyorsa, bu kapasitesi varsa aslında dünya enerji politikalarında söz sahibi olabiliyor. Böyle değerlendirirsek mesela kömür açısından %4'lük bir rezerve sahip. Doğalgaza baktığımızda %1'lik bir rezerv var. Petrole baktığımızda %3'üne sahip Kazakistan. Üretim değerleri de son derece önemli. Yine ihracat açısından da önemli paylara sahip olduğunu görüyoruz. Mesela uranyumun da %15'ine sahip, en çok üreten ülkelerden de biri. Şu anda mesela Yeşil Enerji isimli bir dönüşüm programı var. Dünyanın çok sevdiği ülkesinde, hatta Birleşmiş Milletler programına da alınmış bir konu bu. Özellikle büyük ülkeler, gelişmiş ülkeler artık kömür veya petrol yakıp enerji üretmektense daha yeşil, daha sürdürülebilir politikaları tercih ediyorlar. Bunda da nükleer enerjinin de payı aslında yükseliyor birçok ülkede. Tabii yenilenebilir enerji içerisinde biz aslında nükleeri koymuyoruz, özellikle uranyumu koymuyoruz. Ancak belirtmiş olduğumuz konu son derece önemli. Her ne kadar önemli bir şekilde fosil yakıtlara bugün dünyamız bağlı olsa bile aslında geleceğin yenilenebilir enerjide olduğunu biliyoruz. Bunu pek çok kriz de bize gösteriyor. Bugün yaşanan Rusya-Ukrayna krizi gibi, Kızıldeniz'den geçerken gemilerin saldırıya uğraması. Tüm bunlar aslında fosil yakıtların bir gün sona erebileceğini ama ülkelerin kendilerine ait yenilenebilir enerji kaynaklarını gündeme getirmelerini ortaya çıkarıyor. Hocam, değerli yataklardan, mineral kaynaklarından, enerji kaynaklarından bahsettik. Ama ben bunları işlemede ve pazarlamada da aslında nüfusun önemli olduğunu düşünüyorum. Kazakistan'ın nüfus yapısı nasıl? Güzel bir konuya değindiniz. Kazakistan aslında geçmişine birazcık gidersek çok ciddi sorunlar yaşamış. Etnik temizlik, soykırım tehlikesiyle ciddi anlamda karşı karşıya kalmış bir toplum. Bunlardan bir tanesi 1916'da yaşamış olduğu Orta Asya'daki ayaklanma, çok ciddi bir şekilde Kazakların ve Kırgızların öldürülmesiyle sonuçlanıyor. Yine 1920'lerde ve 1930'larda açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor ve ciddi anlamda nüfusunu kaybediyor. Kazak halkı bu ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Yine 1937-38'de aydın insanların öldürülmesi Stalin zulmünde ciddi sorunları karşı karşıya getirmiş. Yani demografide bir bozulma söz konusu. Yine bakir toprakların tarım alanı haline getirilmesiyle çok ciddi bir göç alıyor Ukraynalılardan, yine Slav halklarından. Bu da Kazakların kendi ülkelerinde bağımsızlığın öncesinde çoğunlukta olmamaları sonucunu getiriyor. %40'lar civarında Kazak var, %40 civarında Rus yaşıyor. Ve demiş olduğunuz önemli konu, zaten nüfus az ve Kazak nüfus da bağımsızlık öncesi azalmış durumda. Şimdi bağımsızlıktan sonra Kazak Devleti'nin ciddi politikaları var. Bu yönde almış olduğu kararlarla aslında günümüzde şu anda %70 civarında Kazak nüfusun Kazakistan'da yaşadığını görüyoruz. Yine devlet aklının önemli bir sonucu olarak Oralman politikası var. Yani farklı ülkelerde yaşayan, zorla göç etmek zorunda kalan, bu istekle bir göç değil, zorunda kaldıkları ve başka ülkelerde yaşamak zorunda kalan Kazakların yeniden ülkeye gelmeleri için bir politika. Ve sonuç olarak Kazak nüfus bir süre sonra artmaya başlıyor. Demiş olduğunuz gibi insan gücüne ihtiyaç var. Çok ciddi petrol yataklarından bahsettik. Bugün 1,4 milyon varil
her gün Kazakistan yurt dışına ihraç edebilme kapasitesine sahip. Yine 10 milyar metreküp doğalgazı ihraç edebilecek kapasiteye sahip. Ama ülkede ekonominin daha da gelişmesi için, bir kalkınma gerçekleşebilmesi için ülke nüfusunun önemli olduğunu, sizin de belirttiğiniz gibi üzerinde durulması gereken bir konu olduğundan bahsediyoruz. Yine belki de şundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu ülke bir ulus inşa sürecinden geçiyor. Devlet oluşturuluyor. Tabii ki Kazaklar tarihler boyunca o coğrafyada yaşamışlar. Son derece önemli bir halk. Ama bu 1937-38'de o ciddi bir kıyım, entelektüellerini kaybetmesi aslında halkı da etkiliyor. Şimdi ulus inşa sürecine baktığımız zaman Kazakistan nasıl bir devlet, nasıl bir toplum yapısına sahip? Aslında bugün bizim özellikle üzerinde durmamız gereken konu bu. Çünkü geleceği öğrenebilmek için aslında şu andaki toplum koşullarını, bir kimliğin, ulus inşa sürecinin nasıl gittiğini de anlamamız gerekiyor sizin de belirttiğiniz gibi. İki kavram var. Bir, işte daha önce %40'larda olan Kazak nüfusu bugün %70'lere ulaşmış durumda. Rusların büyük bölümü kendi ülkelerine dönmüş durumdalar. Kazakların milli kimlik oluşturması, bize Kazakistanlıların milli kimliği üzerinde durmamız gerekiyor. Yani iki kavram var. Bir Kazaklık, yani Kazak dili, Kazak kültürü, Kazak tarihine dayanan bir anlayış var. Bir de Kazakistanlılık, yani burada 140 tane ya da 130 tane etnik kimlik yaşıyor. Çok kültürlü bir ulus. Bunların biz bütün kimliklerini, etnik yapılarını, kültürlerini koruyoruz demek var. Ve bir Kazakistanlılık bağlamında bunları bağlamak var. Yani Kazakistan'ın geleceği açısından aslında bir Kazak kimliği, bir de Kazakistanlılık kimliği üzerine durmamız gerekiyor. Aslında ülkenin geleceği bu şekilde şekillenecek. Alfabe değişikliği de bu konuyla bağlantılı mıdır hocam? Kiril alfabesinden vazgeçilip Kazak alfabesine, Latin alfabesine yönelilmesinin sebebi bu mudur? Çok güzel söylediniz. Bu gerçekten de önemli bir öge. Üzerinde durmamız gereken bir öge. Yine geçmişe baktığımız zaman 1929'larda bir alfabe değişikliği var. Latin'e geçiriliyor. 1940'larda Kiril'e geçiriliyor. Ve şimdi de 2015'te alınan bir kararla kademeli olarak bir değişiklik yapılacağı söyleniyor. Demek ki kolay olmuyor bazı şeyler. Yapılan çalışmalarda 2017 ile 2023 arasında bu geçişin sağlanacağı üzerinde durulmuştu. Ancak yapılan açıklamalar bunun biraz daha ötelendiğini, 2025'e alındığını söylüyor. Tabii bu aslında 2025'e alınsa bile 2030'lu yıllara kadar biz aslında bunun kademeli bir geçiş olacağını anlayabiliyoruz. Bu şunu gösteriyor. Sizin farklı etnik gruplardan ama özellikle Ruslardan oluşan bir nüfusunuz var. Farklı halklarda yaşıyor. Bu Kazakistanlılık bilincini de aslında fazla zedelemeden, Kazak dilini de aslında yücelterek orta bir yol bulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü her kültürün kendine ait dil ve kültür merkezi var, kendi okulları var. Yani aslında çok dilli, çok kültürlü bir yapıdan söz edebiliyoruz. Yine belirtilecek konulardan bir tanesi de devlet dili ve resmi dil konusu. Devlet dili Kazakça, ancak bir dil daha var. Bu da resmi dil olarak adlandırılıyor. Bu da Rusça. Aslında iki dilli bir toplum yapısından bahsedebiliyoruz. Şimdi Kazakça kullananların, Kazakça konuşanların sayısı artıyor. Ancak yine de eğitim kurumlarında, resmi kuruluşlarda, her ne kadar parlamentoda olmasa bile bu anlamda bir kural söz konusu, hala bu dilin kullanıldığını söyleyebiliyoruz. Bir dilin kullanılması, bir hikayeleştirme, bir yapılandırma açısından son derece önemli. Ben biraz da Sayın Nazarbayev sonrası gelişmelere değinmek istiyorum. Kendisinin döneminde başkentin ismi değiştirildi. Astana'dan Nur Sultan'a geçirildi. Daha sonra kendisi görevinden ayrıldı. Şu anda da Kasım Cömert Tokayev öncülüğünde bir Kazakistan yönetimi var. Kazakistan'ı Tokayev idare ediyor. Nazarbayev sonrası ve Tokayev dönemi de dahil olmak üzere Kazakistan'ın Rusya'dan, Rus kültüründen, Rus etkisinden bağımsızlık arayışlarına biraz değinmek istesek neler söylemek istersiniz? Seçkinler son derece önemli bu coğrafyada. Liderlerin söylemleri, liderlerin kurmuş olduğu sistem, bunu kendi söylevleriyle, nutuklarıyla, yazdıkları kitaplarla şekillendirmeleri son derece önemli. 2019 yılına kadar biz Nazarbayev'in çok güçlü etkisinden bahsediyorduk. Nazarbayev ülkenin kodlarını, değerlerini ortaya koydu, bunları şekillendirdi. Yani inşa eden bir lider konumunda. Bu anlamda bir devlet adamı olarak son derece ciddi bir takım inisiyatifler aldı. Yani bir yol haritası sundu.
Bunun için Kazaklık kavramının yüceltilmesi ama aynı zamanda farklı etnik grupların varlığına da vurgu yaptı. Kazakistan'ın bir Avrasya devleti olduğu, ardından Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyesi olarak bir Türk coğrafyasının ögesi olduğunu da ortaya koydu. Hem çok kültürlülük hem Kazaklığın yüceltilmesi aslında var olan konjonktüre göre bir yol arayışında olduğunu ve devletin değerlerini, toplumun değerlerini ortaya koyduğunu söylememiz mümkün. Hocam, sohbetimizin başında Kazakistan'ın ekonomik yapısından da bahsetmiştik. Basından takip ettiğimize göre Kazakistan'da şu anda çok ciddi anlamda uluslararası yatırımlar da var. Gerek Türk yatırımcılar, girişimciler tarafından, gerekse Çinli yatırımcılar ve girişimciler tarafından ve dünyanın çok farklı ülkelerinden de iş insanları gidip buralarda iş kuruyorlar, istihdam sağlıyorlar. Bu konu hakkındaki yorumunuz nedir hocam? Belirttiğiniz gibi Kazakistan dışa açık bir ülke olarak kendisini konumlandırmayı tercih etti. Bunun birinci yönü dış politika açısından farklı uluslararası örgütlerin üyesi olması, hatta bunların bir kısmında liderlik düzeyinde çalışmalarda bulunmuş olması. Yine söylediğiniz gibi ekonomik anlamda yatırımcıların daha rahat hareket edebilmesi için vergi düzenlemelerini de yapan bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bu da nedir? Sizin belli konularda eksikliğiniz vardır. Farklı ülkelerden yatırımcıların ülkenizde çalışmasını arzu edersiniz. Buna göre düzenlemelerin yapıldığını söyleyebiliriz. Ne gibi düzenlemeler var hocam? Mesela vergi yapısı mı farklıdır? Teşvikler vergi mi farklıdır? Vergi yapısında düzenlemeler yapıldığını, kolaylaştırıcı bir takım hukuki faaliyetlerin gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bu anlamda da aslında yabancı yatırımcılar çok hızlı bir şekilde, bildiğiniz gibi enerji alanında da bölgede çalışmalarına başladılar hemen bağımsızlığın ardından. Hocam, 2 Ocak 2022'de Kazakistan'da bazı ayaklanmalar görmüştük ve basından da takip etmiştik. Bölgeden sık sık farklı görüntülerde basına servis edilmişti. Bu ayaklanmanın sebebi neydi? Ayaklanma nasıl bastırıldı? Sıvılaştırılmış petrogazın fiyatının artırılması ile ilgili halkın hoşnutsuzluğunun ortaya çıkmasıydı. Aslında biz bunu pek çok yerde görüyoruz. Biliyorsunuz, enerji kaynaklarının bol olduğu ülkelerde halkınızı daha mutlu etmek için enerji fiyatlarını düzenlersiniz. Bunu İran'da da görmüştük. Aslında enerji kaynaklarınızın olması acaba bir şans mı yoksa bir lanet mi? Biliyorsunuz, bu da tartışılan konulardan biridir. Eğer halkı memnun etmek istiyorsanız bunlarda düzenleme yapabiliyorsunuz. Zaten var olan bir kaynağı halkınıza veriyorsunuz. Ancak burada bir düzenleme gittiğiniz vakit bazen bu yönde sorunlar çıkabiliyor. Bu sadece aslında doğal kaynağınızın, enerji kaynağınızın fiyatıyla ilgili değil. Bu aslında gelirler arasındaki farklılık, ülkede gelir dağılımındaki eşitsizliğin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece ekonomik değil, bunun altında siyasal ve sosyal nedenlerinin olduğunu da biliyoruz. Aynı şeyi 2009'da İran'da da biz şahit olmuştuk. Sonrasında bu yöndeki kararlar, bildiğiniz gibi, bu yönde bir çatışmanın olmaması için kaldırılmıştı. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bugün 1,4 milyon varil her gün Kazakistan yurt dışına ihraç edebilme kapasitesine sahip. Kömür açısından %4'lük bir rezerve sahip.